Şimdi bakın, bu pazarcılarla ilgili mevzularda iki tane, iki konu var. Bir hukuki bir vicdan. Demin anlatmıştım ya. Evet. Hukuki davranışların hiçbir hakları yoktu. Bunu zannettiler ki, Ömer Eşrek pazarcıyı şey yapmıyor. Umurunda değil. Ama biz vicdani davrandık. Pandemiden dolayı toparlanıp anlatamadık. Şimdi burada da 636'yı biliyorsunuz değil mi? Yani en iyi firmamayı bilenlerden bir tanesi sizsiniz değil mi? Yani işinizden dolayı veya müteahhitler, belki vardır yani müteahhit işi veya mimarlar biliyor. Şimdi burada Aras'ta projesinin biz hukuki, bu da yanlış anlaşılıyor işte, sanki tehditmiş gibi esnafı diyor, değil, tehdit değil. Hukuki anlamda gidersek, zaten hani bir risk alsak desek ki hukuki gidiyoruz, tamamını yaparız çıkarız. Şimdi şuraya gelecek. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz, diyoruz ki, 17 metrekare bir dükkan var değil mi? Şu anda bu planı var mı bunun? Yok. Plan geçirdiğimiz zaman ne kadar düşer bu? Planlı bir yer yapacağız. 17 metrekare kaç liraya düşer? Kaça düşer? Yani %40 zayiat olur. %40 zayiat olur. Ne yer düşer? 11'e düşer. 10 metre. 10 metre. Şimdi bak hukuki gidiyor. Peki 10-25 hakkı var ama bir de ben bunu yenileyim dediğin zaman müteahhitle de %50'leri de anlaştığımızda neye gidecek bu? Bir de müteahhitlik payı var. Yani eğer tek katsa yarısı gider ama 3 kat mı yapacaksınız? Hayır, tek kat mı yapacaksınız? Düzü düzü konuşuyorum. 17 metrekare plansız, programsız bir yer var. Bunu plan aldığınız zaman 10-10-25'e bir de müteahhitlerden yani yenilendiği zaman aslında buradaki hak sahiplerinin kanuni resmi 5 metrekare, 6 metrekare yeri. Şimdi bak bunu söyleyince sanki başka türlü geliyor. Biz de diyoruz ki, bizim bütün 8 aydır, 9 aydır. Hatta ben ilk kendi projemde anlatırken bir laf ettim. Dedim ki 17 metrekare ama 25, 50, 75, 100, 150 katlarıyla olsun diye. 17'ye karşı 25 metrekare yani yolları da şey yaparız, lehinize kullanırız. Yolları da alırız. Şeyden. 25 metrekare vermek istiyoruz. Yani kafamızdaki geçen şey bu. Bakanlığa gittik, bakan bey dedi ki böyle bir şey Türkiye'de mümkün değil dedi. Yani bırak yani birebir vermeyin. Sen bir de kalkmışsın. Efendim dedik biz Cumhur İttifakı olarak ağzımızdan böyle bir söz çıktı. Yolları yemin dedin başkan bey. Yolları da kalktık dediniz bakan bey. Yolları kalktık. Her şeyi konuştuk merak etme. Dedi ki madem ağzınızdan çıkmış bu en son gittiğimizde madem ağzınızdan çıkmış Türkiye'de olmayan bir şey yapacağım. Hiç olmazsa birebir verecek şekilde gelin cebimden para çıkmasın ama bu da Türkiye'de ilk olur dedi. Sonra hesap makinesini eline aldı. Kim vardı o zaman? Süleyman Bey siz vardınız değil mi? Kemal Bey ilçe başkanı. Vallahi de elinden şeyi aldı hesap makinesini. Şu anda dedi sizin çizdiğiniz, benim tavsiye ettiğim, çizdirdiğinizin ev sayısı kaç dedi. Arada göre %0.61'e denk dedi. Bu sayı yetmez dedi. Bakan Bey. Müteahhit de mümkün değil dedi. Müteahhite kalkarmaz, kafa kafaya çıkarsınız. Altından çünkü otopark yapacaksınız dedi. Kalkırmaz. 30 bin metrekareye yakın aşağıda şey inşaat olur. Otopark. Onları 0.75 yapın dedi. Yani 8 bin metrekare daha 0.75'e göre çalışın. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Benim yönelim var. Burada gördüğüm kadarıyla herkes bu çarşı merkezinin Korkutili'ye yakışık bir şekilde proje olmasını istiyor değil mi? Ama farklılıklar var. Kimisi aşağısından kapalı pazar yeri olsun istiyor, kim olsun istiyor. Hem fikir miyiz 25 kişi de burada? Değişmesinden. Ama birinci etap, ama iki etap, ama hepsi birlikte. Öyle mi? Detaylardan konuşmuyorum bakın. Aras'ta da mutabık mıyız? Peki, elimizde şu anda bir bakanlık gibi yetkisi alınmış, kanuna alınmış, kanuna maddi manevi arkamızda bir çevre şehircilik bakanlığı var mı? Var. Safa sağlam var, duruyor. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Evet. Bize ne katkısı olacak bu bakanlık? Yani hileye mi verecek bize? Sadece kira için mi gidiyoruz biz bu işe? Bakanlık, hani bir bu bakanlık, şimdi anladığım kadarıyla, konuşulanlardan anladığım kadarıyla, konut arazi. Ben bu işi iki buçuk aylık belediye başkanıyken Muhittin Başkan'a götürdüm. Başkanım bir saniye. Dedim ki gel Büyükşehir beraber yapalım. Muhittin Başkan orada. Oturduk, hiç bakanlık falan değil. 2 ay, 3 ay. Tamam başkanım anlamadım. Yok sen yapsan. Ha niye bakanlık diyorsun ya? Ha bir kere mi zor çekiyorum yani? Ya abi bak niye bakanlık dedin cevap veriyorum o bari. Tamam bakayım.
2,5 aylık belediye başkanına gittik. Oturdu onun ekibiyle, bizim ekipler. Biz o ilk projeyi gösterdik, hayallerimizi gösterdik, metrekleri gösterdik. 2,5 ay mı, 3 ay mı ne geçti üstünden? 6 aylık belediye başkanı oldum ben. Bu ittim başkanına, tekrar oturduk. Kim vardı yine oralarda? Elini kaldırsın. Kim vardı? Sen vardı. Keşke Osman abimle bize çağırsa, Büyükşehir Meclisi'ni. Zaten bundan sonra Büyükşehir'de iş varsa bütün herkes sana yönlendiriyor. Başkanım, işte yanlışlıkla... Şimdi oraya, Cumhuriyet Halk Partisi bile alamıyorum, seni arıyorum. Şimdi gittik, gittim başkana. Ondan ayrı gelmez. Ne? Ondan sana ayrı yok. Gelmez. Yok abi, ben sizi aramıyorum yani. Seni hiç öyle yönlendiriyorum abi. Gel, gel, şimdi bu gittim başkan dedi ki, proje çok güzel, eyvallah, eyvallah ama teknisyen, çok şükür sağ şu anda sorun. Kendisi toplantıda dedi ki, başkanım ben bu projeye tamamım ama ben bu projeye büyük olarak girmem. Sen git bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da hallet. Niye abi dedi, niye uzuyoruz hani bu şeyi falan filan. Ben bunun dedi, siyasi işine girmem. Uğraşamam. Başımda zaten bir kentsel dönüşüm var. Beni buraya sokmadı. Abi başındaki ne dedi? Suriye. Peki, abi bununla ne alakası var? Ya dedim, ben strese girmek istemiyorum. Birebir, bak buna ne şahit? Şimdi tamam şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projeye tamam diyor. Olması gerekiyor. Benim de annem korkutuyor, şu bu diyor ama sonuçta ben bunu imar bilmem ne, ben bunlarla dedim, uğraşamayacağım. Ya haklı, tamam işte. Haklı olduğu için çevre şey, başka halde takmıyor. Bu meclisten karar çıkartamıyoruz. Başkanım anlamadım. Yani bakanlık bize sadece plan yardımı yapacak. Biz bu işe bakanlık... Plan, uygulama planları, imar planları hepsi onu yapıyor. Şimdi bak, şimdi konuda niye döndü? İşte konuşmalardan çıkmaya başladı. Dediniz ki, hani o İnan Bey'in ofisinin orasında kentsel dönüşüme gireceği için bakanlık konut gidiyorsa konutta gelecek dediği için otomatikman bizim Aras'ta konuta döndü. 32 tane sırf şurada var. Başkanım o zaman bakanlığın kira yardımını boş verelim. Bakın ben size bir şey anladım. Ben bir tane kentsel dönüşümden bina yaptım. İnanın ben o kadar zorlandım ki 6 ay geç başladım. O prosedür aşınca. Ne aldım başkanım? Bir tane kira yardımı. Aldım kira yardımı. Prosedür bitti. İşte orada prosedür kalmadı. Bu konuşmalar önce yapılsaydı ben sizi ikna edebilirim. Hayır, projede iyi girdi. Bakanlıkta prosedür kalmadı. Başkanım ama bizim Aras'ta, düzelim Aras'ta gitti, konut arazisine döndü. Konut değil, anlatamıyorum herhalde. Bizim gördüğümüz... Şimdi neyse, ben anladım şimdi mevzuyu çok güzel çözdüm. Herkes hem fikirse, hadi buyurun bir şey yapalım. Bu cuma günü, yine buraya gelelim, bir saat belirleyelim. Tamam. Herkes eşofmanlarıyla bir yere gelsin. Meclis gibi düşünmeyin. Meclis kapatacağız. Şurayı açalım. Bakanlık ne vermiş, ne vermemiş, sözleşmeler neymiş, bilmem neymiş, içerisinde kaç metrekareymiş, oturalım. Hep beraber 1,5-2 saat mi çalışalım? Proje şeymiş gibi, Korkuteli adına çalışalım. Herkes fikrini söylesin. Bürokrat arkadaşlar şey yapsın, Koray Bey ekibini getirsin, kentsel dönüşüm ekibini getirsin. Bir şey değişecek tamam. Başkanım. Ya mübarek, alırız değerlendirmeye, siz de sözünüzü söylemiş olursunuz. Bitti dediniz, ben önce her şey bitti. Hayır, şey. Ya mübarek bak. Ama her şey bitti de... Bürokratik anlamda bakanlık, bürokratik anlamda burayı ilan etti. Bize de burayla ilgili şeyi devretti. Yetki. Onaylama yetkisini kendisinde bıraktı. Biz burada çalışıyoruz, gidiyoruz bakanlığa. Bu tasarım olur. Tamam mı? Ne bileyim... yani her şeyi de gideceğiz, onu onaylatacağız. Tamam mı? Keşke Aras'tayı sadece küçük yapsaydınız o inanılmaz. Ya hala yapsaydınız diyor. Mübarek ben önümüze başka bir şey açıyoruz. Diyorum ki cuma günü eğer herkes uygunsa gelin burada Aras'ta çalışalım. Hep beraber. Çünkü herkes bekli dışarıdayız. Mehmet abi de diyor ki biz görsek diyor havuzun yerini değiştireceğiz işte diyor. Değiştirebileceğiniz mi diyor? Yani içindeki havuzun yerini değiştirebileceğiniz mi diyor? Nasıl? Benim yani söylediğimin bir tesir olacak mı diyor? İzlesem ne olur diyor bu saatten sonra her şey bitmiş diyor. Onu demek istiyorum aynı. Bak demin bir tane fikir çıktı. Nerede? Aşağıdaki otoparktan bir tanesini biz öyle bir yapalım ki kim söyledi onu? Birisi söyledi. Atıyorum çarşamba pazarı olarak kullanalım. Ben söyledim. Tamam. Otururuz bunu götürürüz. Bakanlar dedi böyle bir talep var. Eğer hepimiz el fikirse, çoğunluk el fikirse
Çift kat yapmayalım da tek kat yapalım. Şu anda dönebileceğimiz bir şey. Yani 30 bin metrekare çift kat gerek yok otoparka. Tamam mı? Müteahhitle de elimiz kuvvetli olsun. Çift kat yapmayalım da tek kat yapalım. 30 bin metrekare değil de 15 bin metrekare aşağıda olsun. Eyvallah. Eyvallah. Üstünü de değiştirebileceksek anladın mı? Gece olsa gene gelirsin. Üstündeki yapı yani konudan alın. Başkanım. Değişmeyecekse aldın otoparkı. Cuma namazına bir dahaki inşallah konuşalım. Geç olsun. Evet. Cuma da geç olsun. Çalışalım diyorum çalışalım. Çalışalım mı? Herkes bir gün söylesin bakılsın. İlk önce bir sunum yapılsın. Bakan Bey neye evet demiş. Götürürüz bakanlık der ki buna tamam buna değil. Orasını ben bilemem. Biz bakanlığın aldığı kararı uygulayan bir belediye şu. Sadece kira yardımı için bakanlar uymaya gerek yok. Sadece kira yardımı değilmiş. Elin gün 12 ay aldığı kira yardımı ama... Başkanım sen bizi içine açmışsın, bizi davet etmişsin. Gelmez miyiz ya? Bak 40 yıl başı bir şey anlatacağız. İçiniz rahat olsun diyor başkanım. Ben içim o kadar rahat. Gelin görün bir de bir proje. Evet, cuma günü saat söyleyeyim. Gelelim bir saat, iki saat çalışalım. Basına kapalı yalnız. 4 ya da 5. Daha iyi olur başkanım. Daha belki de ağlarız bile ya. Daha iyi olur. Basın olmazsa. Mesela bir tane sonra. Ya sonuçta basın olmasa da burada bir konuşuyoruz. Bir şekilde sahte hesaplarla karşımıza çıkacak. Yani orada bir sıkıntı yok. Valla bizim ağlarımız açık başkanım. Konuştuğumuzun arkasındayız. Ben şey için söylemiyorum. Genel anlamda. Bir kişinin bildiği sır değil. Yani bir şekilde ya ifşa oluruz ya da müfteserlerin yerinde bir şekilde konuşuruz yani. Sıkıntı yok. Evet. Saat 5 uygun mu Cuma günü? Arasında çalışması yapalım. Saat 5. Herkes bir günü söylesin. Baksın. Ama ondan sonra ortak bir karar verdiğimizde buyurun gidelim. Esnafı hep beraber bundan sonra ikna etmeye çalışalım. Anlatalım. Olur mu? Sonra da ben size teşekkür ederim. Yeter ki bu iş yapılsın. Sonra da 3,5 yıl sonra beni kimse seçmesin. Umurumda değil. Ben seçim kaybedeyim. Umurumda değil. Yeter ki yapalım. Evet çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki meclis toplantısı ayın ikisinde yine aynı saatte burada olmak üzere meclisi kapatıyorum. Sayın günler Allah'a emanet olun.